Hepsi merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yakut kolye çiçeğimin çiçek açmış şeklini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bunlar da çiçek tomurcukları. Şu anda 30 Ekim'deyiz ve Ekim'in başından itibaren çiçeklenmeye başladı. Yakut kolyesi denmesinin sebebi güneşte bu küçük olan yumruların pembeye dönüşmesi, hani daha kızarması, bu sebeple ismini alıyor. Yoksa sukulent çeşitlerinden. Bu içlerinde suyu barındırıyor. Sıcağı seviyor, güneşi seviyor. Eğer güneşi görürse bu yumrular daha şişkin ve bu yumruların rengi bu şu anda çubuklarda gördüğünüz gibi. Yakut kolyesini bir arkadaşımdan almıştım. Güney tarafta oturan. Şimdi arkadaşımın evine gidip yakut kolyesinin boyutunu ve rengini sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşımın evindeyim ve yakut kolyesini yaklaşık 2 sene önce bana küçük bir filiz olarak, bir fide olarak vermişti, bir parça. Bakın, sabah vakti, burası güney bölge. Güney tarafa bakıyor. Bununki de çiçek açtı. Bunu göstermek istedim size. Daha kızarmış. Daha içte kalan kısımlar biraz daha açık. Ben yaklaşık 2 sene önce arkadaşımdan birkaç parça dal yakut kolyesi almıştım. Ve onları diktim, büyüdüler. Hani farkı ne? Güneşi gün boyunca gördüğü için daha fazla kızarık. Bakın, zaten yakut denmesinin ismi bu kızarıktan kaynaklanıyor. Evet, buradan şimdi benim evimdeki yakut kolyesine dönelim. Evim kuzey tarafta olduğu için güneşi daha eksik alabiliyor ama sabah güneşin çok iyi aldığı bir yere koyuyorum ve bu kadar kızardı bende. Ama daha fazla eğer güneşi alsa daha da çok kızaracak. Bir de şunu fark ettim. Evimin farklı bölgelerine, farklı yerlerine de bundan diktim. Ve çiçek açması için güneşin olması gerektiğini fark ettim. Bakın, şunlar da çiçek tomurcukları. Bakın, bu da yakut kolyesi ama şu anda kuzey tarafta olduğu için kızarmadı. Fakat arkadaşlar, hani güneşe koymuyorum diye büyümüyor anlamına gelmez. Sadece rengi yeşil kalacaktır ve daha ince büyüyecektir. Ama yine o güzelliğini, o sarkım özelliğini sizlere verecektir arkadaşlar. Su çok fazla suyu sevmiyor. Hani toprağa kuruma yakın sulayabilirsiniz. Çoğaltması da çok kolay arkadaşlar. Şöyle küçük bunları kırıp hiç suda bekletmeden çoğaltabilirsiniz. Ama tavsiyem bir tane değil, birkaç tane, en az 4 tane koparmanız. Burayı dikiyorum arkadaşlar. Farklı aranjman olarak kullanabilirsiniz. Direkt toprağa batırıyorsunuz. Böyle. Böyle. Sarkın bir çiçek istiyorsanız evinizde bakabileceğiniz harika bir sukulent türü çiçek. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.